Herkese günaydın. Akbank Beşiktaş Kampı tarafından düzenlenen Yeni Normal, Yeni Normal adlı serimizin üçüncüsü için sizlerle birlikteyiz. Önce hepinize iyi bir gün diliyorum. Bugün Yeni Normal'de insan ve kültürü konuşacağız. Normalde insan kaynakları derdik ama özellikle bu kez altını çiziyoruz. İnsan ve kültür. Akbank'a katkılarından, işbirliğinden dolayı teşekkür ediyorum Akbank Dektoslara. Bugün içinde Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapan'ın efendiye teşekkür ediyorum. Ben kısaca bahsedeyim programımızdan. Üç ayrı oturum şeklinde olacak, üç ayrı bölüm şeklinde olacak. Önce TAV Holding CEO'su Sani Bey ile başlayacağız. Ardından uzun yıllardır tanıdığım Purpose kitabının yazarı Nikos Mavrokociannis ile görüşeceğiz. O anlam ve amaç sahibi şirketlerle ilgili sorularımızı yanıtlayacak. Sonradan da bir oturumumuz var. Pınar Hanım olacak. Murat Yeşildere olacak. Egon Zender CEO'su ve Leyal Eskin Yılmaz olacak. Ünlever Bölge Yönetim Kurulu üyesi. Ben hızlıca zamandan kazanalım. Sözümü Pınar Anapa'ya vereyim. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı. Sonra programımıza devam edelim. Pınar Hanım, zaten sahnedesiniz. Fiziki ortamın deyimiyle hemen size söz vereyim. Teşekkürler Rauf Bey. Ben de herkese merhaba diyorum. Öncelikle sağlıklı günler diliyorum. Bu üçüncü serimize hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz sürecin etkileriyle birlikte dijital dönüşümü daha da fazla konuşmaya başladık Rauf Bey. Bugünlerde bu dönüşüm daha baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Dönüşüm hızlandıkça aslında belirsizlikler karşısında hareket etme kabiliyetimizin de güçlü olması gerekiyor. İşin geleceğini tartıştığımız, konuştuğumuz bugünlerde de aslında bunun altında bu belirsizlik yatıyor. Bizim için işin geleceği insan demek. İnsanla gelişim arasındaki, insan teknoloji arasındaki etkileşimi ve ortaklığı en doğru ve verimli şekilde kurgulamak gerektiğine inanıyoruz. Ve Akbank olarak da kendi başarılı dönüşümüzü ve işin geleceği için yaptığımız yatırımları ekosistemimizle paylaşmaya ve bu konuda destek vermeye de gönüllüyüz. Değerli görüşlerini paylaşmak için burada bizlerle olan herkese Akbank adına teşekkür ediyorum. Hepimiz için verimli bir etkinlik olmasını diliyorum Rauf Bey. Çok teşekkürler. O zaman Pınar Hanım'a teşekkür ediyoruz. Pardon. Ben ekranımı... Pınar Hanım'a teşekkür ediyoruz. İkinci konuşmacımıza geçeceğiz. Arkadaşlarına rica edeyim. Sani Şener'i, Türk TAV Holding CEO'su Sani Şener'i yayına alalım. Sani Bey ile liderlik, insan kaynakları, insan ve kültür konularında konuşacağız. Sorularınız varsa iletmekte biraz hızlı olursanız seviniriz. Çünkü 15-20 dakikamız var. Bu sürede sorularınızı iletmiş olayım. Arkadaşlar Sani Bey'i alabiliyor muyuz? Geldin mi? Geldiniz Sani Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Gördüğüm kadarıyla, tanıdığım kadarı ofisinizde misiniz? Evet, ofisteyim. Ofisteyim. Geldim. Tamam. Yayında mıyız arkadaşlar? Tamam, okey. Hazırız. Evet, Sami Bey, hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bugün liderlik, insan ve kültür konuşacağız. Sizin için hazırladığımız sorular var. İzleyicilerden gelen sorularımız olursa önümüzdeki 15-20 dakika civarında iyi bir oturum geçirelim, sizi dinleyelim istiyoruz. Çok kısa olarak işe, ofise dönmüşsünüz. İşiniz normale ne kadar döndü? Kısaca bunu inceleyelim. Rahat Bey, şöyle biliyorsunuz biz havacılık sektöründeyiz. Yani havalimanı işletmeciliği yapıyoruz.
Bizim işimiz bu pandemi süresince en fazla hasar gören işlerden birisi, sektörlerden birisi. Çünkü havalimanları kapandı, sınırlar kapandı, uçaklar uçmuyor. 26 bin tane uçak yerde. Biliyorsunuz normal olarak dünyada uçakların yarısı uçar, yarısı da havalimanlarında bekler. Öbür yarısı iner, öbür yarısı kalkar. Bütün hepsi yere inince pistlerde bile park eden uçaklar var şu anda. Sektörümüz böyle bir sıkıntıdaydı. Bunu kapatmak çok kolaydı. Bir gecede kapattık havalimanlarını. Ama açmak o kadar kolay olmuyor tabii. Neden? Bir kere yeni kurallar geliyor. Yeni kurallar gelince bu yeni kurallara göre uygulamalar yapıyorsunuz ki özellikle sağlık olduğu için her şeyden önemli bu kurallar. İşte bütün check-in desklerinin hepsi bütün havalimanlarımızda plexiglass'la kaplandı. Sosyal ve fiziksel mesafeyi sağlayabilmek için yerlere sticker'lar yapıldı. Maske, hijyen ortamları çok artıldı. Klimalar değiştirildi, filtreler takıldı. Bir sürü sağlıkla ilgili gerekçeleri, gereken şeyleri yaptık. Fakat burada şunu da söylemek istiyorum. Yani bence şu açılma, normale dönme olduktan sonra etrafı, sokakları görünce en emniyetlerin havalimanları ve uçakların içi olduğunu söyleyebilirim. Yani çünkü bizde kurallar çok ciddi şekilde uygulanıyor. O zaman rahatlıkla uçağa binip Bodrum'a gidelim. Kesinlikle. Ben gittim zaten. Yani özellikle gittim, baktım. Hakikaten her şey yerinde, yerli yerinde. İnşallah yurt dışı uçuşlar açılır da ülkemizin en önemli ekonomik girdilerinden olan turizm sektörü de canlanır. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani açtık, evet. Açtık, yavaş yavaş açtık. Ama merkez ofiste sadece işte şirket arabası olanları şimdilik davet ettik. Onlar çalışıyorlar, diğerleri evden çalışmaya devam ediyorlar. Şu iş dünya meşhur bir kitap var, mutlaka bilirsiniz. Who Moved My Cheese? Peynirimi kim çaldı? Pandemi gelince bir sabah şirketler uyandılar ki müşteri yok, yani peynirler bitmiş. Aynen. Böyle mi olduğunu, ne zaman dönecektir? Aynen öyle oldu. Biz yıllardır tanıştığımız, biz işte 1997'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nın yap işlet devlet ihalesini almakla işe başladık. O günden bu yana 99'da deprem oldu. İşte 2001 Türkiye krizi oldu. Asya krizi oldu 98'de. 2001'de Türkiye ekonomik krizi oldu. 11 Eylül olayları oldu. 2008 krizi oldu. Arap Baharı oldu ki bizim oralarda havalimanlarımız var. Gürcistan'da havalimanında gücü, Rus savaşı oldu. Her şey oldu. Fakat bu SARS oldu, Ebola oldu. Afrika'dan gelen uçuşlarla ilgili. Kuş gribi oldu. Yanardağ patladı. Yani görmediğimiz kriz kalmadı. Fakat bu çok farklıydı. Zaten en tehlikeli şey de görmediğiniz yumruk derler ya. Yani dediğiniz gibi aynen bir sabah kalktık ki havalimanları kapanmış. Gelir sıfır. Gelir sıfır. Bu hakikaten çok değişik bir şey. İşte şirketlerin organizasyonel yapısı, değişime açık olmanız, elastiki olmanız, çevrede ve pazardaki değişimlere anında müdahale edebilmenize, yanıt verebilmenize neden oluyor. Biz çok seri şekilde yanıtı vermeye başladık. Yani maliyetlerimizi düşürdük. Merkezlerini kapatıp çalışanlarını evine yollayan ilk şirketlerdeniz. Yani çünkü gördük, havacı olduğumuz için tehlikenin büyüklüğünü görüp anında havalimanları zaten otomatik olarak devletler kapattı. Ama biz anında işçilerimizi evlere, çalışanlarımızı evlere yolladık. Tabii bir de şu var, hani ülkelerine dönen yolcular var, bir de kargo var. Tabii biz biliyorsunuz 8 ülkede 15 tane havalimanı işletiyoruz. Her ülkenin kendi kuralları var. O kurallara da uymak mecburiyetindesiniz. Yani salt Türkiye'deki kurallar değil. Yani mesela kısa çalışma ödeneği Türkiye'de vardı. Biz 1/3 kısa çalışma ödeneği yaptık. 1/3'ünü maaşların şeyle sağladık. Birikmiş izinlerini kullandırdık. 1/3'ünü de ödedik. Yani böyle çözdük. Ama Makedonya'da böyle bir şey yok. Orada başka bir kural var. Medine'de böyle bir şey yok. Başka bir kural var. Gürcistan'da başka bir kural var. Hep bu kurallara anında uyum sağlayarak giderlerimizi ciddi bir oranda aşağıya çekmeyi
becerdik. Yani peynir gitti ama biz de böyle aç kalmadan tedbirleri alabildik. Evet, kısa bu konuyla ilgili çok kısa bir soru sorayım. Peynir ne zaman geri gelir? Şimdi bu şöyle. Ben demin egozenlerden Murat'la da konuşuyorduk. Yani insanların beynini hackleyemiyorsunuz. Yani şu anda birden on off çalışıyor. Kendisi söylüyordu. On off çalışıyor. Yani birden her şey bitmiş gibi dediler. Ama havacılıkta böyle bir korku var. Biz de ölçmeye çalışıyoruz. Yani geri dönüş nasıl olacak? Özellikle Türkiye içinde, bizim şirketimiz içinde, sektörümüz içinde yurt dışı uçuşlar çok önemli. Yani yurt dışı uçuşlar başladı zaten. Ama yurt dışı uçuşlar için karşı tarafın da okey demesi lazım. Yani Almanya'nın okey demesi lazım. Bizim onlara okey dememiz lazım. Bu karşılıklı ikili anlaşma süreçleri devam ediyor. Şu ana kadar 20 tane ülkeyle okeyleştik. Başlayacak 1 Temmuz'dan itibaren çok hızlı başlayacak. Türk Hava Yolları başladı zaten. Türk Hava Yolları da çok atak davranıyor. O da çok dinamik bir şirket tabii ki. Ne zaman olur konusu şu. Yavaş yavaş artacak ama 2021'de düzelir. 2022'de 2019 seviyesine geliriz. Yani benim görüşüm böyle. Çok teşekkürler. Şimdi biraz Covid'i konuştuk. Covid'i bir kenara bırakıp normal dönemi konuşalım. Geçmiş ve Covid bitince gelecek. Sizin insan kaynakları anlayışınızda şirketleri ilerlik yaparken uyguladığınız temel birkaç başlıktan, yaklaşımdan bahsedersek hangi konuların altını çizersiniz? Yani şimdi zaten aslında Covid dönemini bırakmamak gerekiyor. Covid döneminde bunun en güzel örneklerini gördük. Yani çalışanlarının bağlılığını gördük, şirketlerine bağlılığını gördük. Benim ve diğer lider arkadaşlarımın hep birlikte onları yönetme tarzlarını gördük. Orada bizim altını çizeceğimiz en önemli olay, bizim bir mottomuz var. Biz diyoruz ki çalışanı mutlu olmayan hiçbir şirketin müşterisi veya bizdeki durumdaki yolcusu mutlu olamaz. Yani sizin müşteriniz mutlu olmadı mı da sizin ne paydaşlarınızın parasını borcunuzu ödeyebilirsiniz. Yani bankalara işte veya vergi dairesine veya işte taşeronlarınıza ne de çevreye duyarlılığınızı uygulayabilirsiniz. Ne de ortaklarınızı. Onun için birinci konu liderlik yaptığımız arkadaşlarımıza mutlu olmalarını çok istiyoruz. Onların mutlu olması için ve bilgili olması için elimizden geleni yapıyoruz. Yani mutlu ve bilgili olmalarını sağlıyoruz. Bunu nasıl sağlıyoruz? Bir kere işe alıştan başlıyoruz. Yani o alındıkları işi sevip sevmeyeceklerini anlamaya çalışıyoruz. Çünkü insan kaynakları çok önemli şirketler için. Yani ben bir şirketin yönetiminde 3 tane ana sütun var. Yani birisi işte insan kaynakları, ikincisi finansal durumu, üçüncüsü de o şirketin iş yaptığı teknoloji. Yani insan kaynakları, finans ve teknoloji. Bu üçünü yönetirken bu insan kaynakları bir tık daha öne geçiyor. Yani çünkü insan faktörü var orada. Biz onun için daha seçerken mutlu olabileceği işleri anlayıp oralara yerleştiriyoruz arkadaşları. Çünkü mutlu olurlarsa bir de o işi severlerse bir de becerileri uyuyorsa hem mutlu olurlar hem başarılı olurlar. Onun için hem becerilerinin uyduğu hem de sevdikleri işi anlayıp oralara almaya çalışıyoruz. Ondan sonra biz onları nasıl mutlu ediyoruz? Bir kere çok yenilikçi bir şirketiz biz. Birincisi bu. Yani pazara karşı çok çok duyarlıyız. Yani dışarıdan gelecek şoklara karşı çok duyarlıyız. Yani bu şok derken illa kriz değil. Yani gelişimler, teknolojiler, yenilikçilikler. Bu onların hoşuna gidiyor. Yani çalışanların çok hoşuna gidiyor. Çünkü çok statikocu giden bir şirket olursa zaten mutsuz oluyorlar. O zaman kaybediyorsunuz onları. İkincisi de bilgi. Yani bilgi o kadar çabuk eskiyor ki artık dünyada. Yani şu andaki mevcut bilginin gelecek sene %30'u çöpe gidiyor. Yani devamlı yenileniyor bilgi. Yepyeni bilgi ortaya çıkıyor. Çalışanlar da bu bilgiye açlar. Yani bilgiyi çok bilgilenmek istiyorlar. Biz onu da sunuyoruz. Yani hem gerekli şirket içi eğitimlerle hem şirket dışı eğitimlerle onu da sunuyoruz. Bir de bizim doğal bir avantajımız, çok dinamik bir sektörde çalışıyoruz. Ve işte 8 ülkedeyiz, 15 havalimanı işletiyoruz. Ama bunun dışında 20
2 ülkede, yani toplam 30 ülkedeyiz. 22 ülkede daha 85 havalimanında, bizim işletmediğimiz havalimanında servis şirketlerimiz var. Yani bizim elemanlarımız 30 değişik ülkede çalışabilme fikri de var kendilerinde. Bu gençler arasında çok çok tutulan bir şey. Yani uluslararası küresel bir şirket olmanın global bir kariyer fırsatı. Evet, ciddi bir kariyer imkanlarını görüyorlar şirkette. Yani lider de hep benim söylediğim bir şeydir. Beyniyle, sadece beyniyle değil de beyniyle ve kalbiyle birlikte karar vermelidir. Yani vicdanlı olmalıdır. İşte böyle bir liderliği de görünce, yani bu lider derken sadece kendimi söylemiyorum. Bizim üst yöneticilerimiz de, tüm ekip, böyle arkadaşlarını da görünce çok mutlu oluyorlar. Biz de onları mutlu edince şirket iyi yerlere gidiyor. Peki bu tip ortam yaratmak ve bu tip global bir şirkete yeni insan katmak da gerekiyor. Bu dönemde yeni yetenekleri alırken hangi tip insanları, insan çalışanları tercih ediyorsunuz? Şimdi bizim böyle bir şeyimiz var, sınıflandırmamız var. Çok, o benim şahsi bir sınıflandırmam, değişik bir şey, onu söyleyeyim. Diyorum ki 3 tip insan kaynakları. Biri A sınıfı, ondan sonra bir tanesi altın yakınlar, bir tanesi de kızılderililer. Şimdi bu üçünün karakterleri değişiktir. Biz üçünün de bir kere eğitimli olmasını, bilgili olmasını, lisan bilmesini, iyi insan olmasını, yani her şeyin önünde iyi insan olması gerek. Ama şimdi bakıyorsunuz bir tanesi dünyanın en büyük üniversitelerinden birinde doktora yapmış. Altın yakalı bu. Bu adam gidip öyle havalimanlarında, Gürcistan'da, işte Almaty'de, Şantiyelerde, çöllerde çalışamaz. Oralarda çalışacak karakter bizim Kızılderililer dediğimiz arkadaşlar. Yani onları götürürsün, çölün ortasında bir havalimanına koyarsın, oraya gider, yapar gelir. A takımı dediğimiz arkadaşlar da genellikle hani bu iş geliştirme işler, çok iyi giyinirler, çok prezentabildirler, ilişkileri çok iyidir. Onlar da o çöldeki şantiyeyi ziyarete bile gidemezler. Ama işte onlar kredileri bulurlar, onlar şirketin yeni işler alırlar, altın yakalılar onları teknolojik gelişimlerle destekler, Kızılderililer de uygular. Şimdi ilk başta alında bu tipleri biz görürüz, anlarız. Ve onları kendilerine göre ayırırız. Ama dediğim gibi hepsi işini sevecek, hepsi bilgili olacak, çok iyi eğitimli olacak, gelişime açık olacak ve iyi insan olacak. Ondan sonrasında şöyle bakıyoruz bu alımdan sonra. Onlar bu kendi alanlarında uzman olurken üçü birden olanları C-level'a çıkartıyoruz. Yani hem A takımı gibi olur, hem şantiyelerde veya terminallerde çalışmış olup, hem de altın yakalı kadar çok iyi teknolojiye hakim olan, üçüne birden sahip olmuş arkadaşlarımızı da biz C-level'a çıkartıyoruz. Yani bizim ana şeyimiz bu ve bu tutuyor. Bu tutuyor. Bu benim yılların gelen tecrübesiyle insanlarda gördüğüm farklılıklar. Bazısı ömür boyu Kızılderili olarak kalıyor. Hiçbir şekilde onu getirip merkez bir oda oturtamazsınız. Bazıları ömür boyu A takımı olarak kalıyor. Bazıları ömür boyu araştırma yapıyor, altın yakalı olarak kalıyor. Bazıları da üçü birden olup yukarıya doğru çıkıyor. Bu sistemde çalışıyor. Güzel bir analiz olmuş. Ömür boyu Kızılderili kalanlar niye ömür boyu Kızılderili kalıyor? Onu seviyorlar. Orayı seviyorlar. Tabii. Yani orada uzmanlığı seviyorlar ve onun dışına geçmek istemiyorlar. Şimdi bakın, halbuki bu seçimi onu. Yani ben diyor merkeze gelip şey yapan üst düzeye aday değilim diyor. Bunu da saygıyla karşılayacaksınız. Çünkü o işi çok seviyor. O işle hayatını bitirmek istiyor. Aynı şekilde altın yakalı olan dediğimiz arkadaşlar da, yani doktorlu arkadaşlarımız filan, onlar da ömür boyu ben araştırma yapayım, beni yollamayın sağa sola, uğraştırmayın diyor. Yani onu da karşılıyoruz, şeyle karşılıyoruz. Şimdi burada bizim demek istediğim şu, hani Hazerfen diye bir kelime vardır. Hani Hazerfen Ahmet Çelebi vardır. Evliya Çelebi ona takmış o ismi. Hazerfen aslında Hazar Farsça bin demek. Fen de Arapça fen demek. Yani bin nitelikli, bin bilimi bilen. Şimdi biz o üst düzeye çıkacak arkadaşların hezerfen olmasını istiyoruz. Yani Leonardo da Vinci gibi. Yani anatomi biliyor, astroloji biliyor, fizik biliyor. Dünyanın en önemli ressamlarından birisi. Yani bunu şurada anlatmak istiyorum. Geçen bir kitapta okudum, Leonardo da Vinci'nin kitabında da. Adam kadavraları almış.
derilerini yüzüp gülme kaslarını çalışmış. Ondan sonra da Mona Lisa'yı çizmiş. Yani dünyanın en muazzam tebessümünü çizmiş. Ama bu gülme kaslarını çalışmış. Ben biraz yukarılara çıkacak arkadaşların Hazerfen olmasını diyorum. Her şeyi bilecekler. Sanatı bilecekler, müziği bilecekler, tarih bilecekler, fizik bilecekler. Yani şimdi ben mesela Almaty Havalimanı'nı aldık. Almaty Havalimanı biliyorsunuz bizim ata yurdumuz oralar. Yani Tanrı Dağları'nın ve Altay Dağları'nın eteklerinde. Yani milattan önce 209 şeyden Metehan'dan başladım. O güne kadar o tarihi okuyorum. Yani o yöreyi okuyorum. Yani işte Kazakların peçenek Türkleri olduğunu okuyorum. İşte bizim hangi boydan geldiğimizi okuyorum. Bunları okuyorum. Çünkü bunlar çok önemli hadiseler. İpek yolunu okuyorum. Yeni İpek yolunu okuyorum. Arkadaşlarımı okutuyorum. Almaty'ye gidecek arkadaşlarım bu şekilde kendilerini o İpek yoluna, çünkü biz Almaty Havalimanı'nı aldığımızda bu yeni kuşak projesi var ya Çinlilerin. Bu kuşaklı projesi yeni Silk Road aslında. Yeni İpek yolu. O yeni İpek yolunun merkezi oldu diye aldık. Şimdi oraya yoktu. Yani demek istediğim, bilgi çok önemli, mutlu olması önemli, uzmanlıkları çok önemli ama çok fazla yukarıya çıkmak istiyorlarsa Hazerfen olmalarını istiyoruz. Peki bu konuda kısa bir soru sorayım. Şirketteki insanlar bunu biliyorlar mı? Yani edineni kızır derli. Bunun bir kaydı tutulur mu yoksa kafanızda mı? Hayır, kaydı tutulmaz. Bu kaydı tutulmaz. O onların liderlerinin kafasındadır. Onlar evet. Da tabii kendilerinin, benim bu tür seminerlerde söylüyorum, iletişimde bunu söylüyorum, hepsini söylüyorum. Ondan sonra onlar da bunu biliyorlar. Yani kendisinin de ne olduğunu çok iyi biliyorlar tabii ki. Çünkü her yerde bu iletişimi yapıyoruz. Bizim, Rauf Bey, bizim şirketteki en önemli hadise, çünkü çok dağınık bir platformda çalışıyoruz. Yani 8 ülkede, işte 22'de bizim yönetmediğimiz havalimanları ama yer hizmetleri şirketimizin olduğu, lounge şirketimizin olduğu, duty free şirketimizin veya yiyecek içecek şirketimizin olduğu havalimanları. Şimdi böyle 30 ülkenin iş hukukunu bileceksiniz, 30 ülkenin ticaret kanununu bileceksiniz, ceza kanununu bileceksiniz, geleneğini, göreneğini bileceksiniz, insanların harcama trendlerini bileceksiniz. Onun için bizde iletişim çok fazla. Yani insan kaynakları arasındaki, çalışanlarımız arasındaki iletişim. Bizim kendi Facebook'umuz var. Yani biz oradan her an, mesela Gürcistan'da akşam 8'de ne olduğu 10 dakika sonra Tunus'taki arkadaşın önünde olur. Yani onun için bu iletişim, connectivity is productivity. Bizim en önemli sloganımız budur. Bu iletişimle birlikte hem çalışanlarımız mutlu oluyor hem de büyük veriye hakim oluyorlar. Yani biliyoruz. Son iki soru. Bu konuda dengeyi de sağlamak lazım. Üç tip insanın mesela yüzde kaçı hangi tiptir, yüzde kaçı kızılderilidir, var mı böyle şu andaki profile bakınca? Yani bir yüzde olarak hemen şimdi söyleyemem belki ama tahmin olarak. Kızılderililer çoğunlukta tabii ki. Evet. Kızılderililer çoğunlukta çünkü onlar execution, uygulayıcılar. Yani onlar dünyanın her tarafında sistemlerini yönetiyorlar, işletmeleri yönetiyorlar. Normalde de çoğunlukta olması lazım. Tabii çoğunluk onlarda. Çoğunluk uygulayıcıda. Öbürleri daha ziyade planlama ve stratejide çalışıyorlar ve iş geliştirmede çalışıyorlar. Evet. Peki son bir soru. Bu yetenekleri nasıl tutuyorsunuz? Bu çok önemli bir soru. Gerçekten yetenekleri tutabilmek en önemli görevlerimizden birisi. Yani ama ona benim diyebileceğim şey, biz onlara hakikaten çok güzel imkanlar sunuyoruz. Yani imkan derken para değil. Tabii ki para çok önemli. Hepsi için çok önemli. Ama o motivasyon, bir aile ortamını yaratmak. Hani bunu çok klasik gelir ama bu çok önemlidir. Yani bir kolej basketbol takımı gibiler. Yani bir müthiş bir arkadaş grubu var. Çok çok iyi arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlık geliştirmiş. Gitmek istemiyorlar. Birincisi duygusal kısmı bu. Ama teknik kısmına geldiğinizde şirketin marka değeri onları çok etkiliyor. Yani tavda çalışıyor olmak onlar için çok önemli. Bu yeteneğin tutmanın en önemli yollarından birisi. Bir de devamlı onları eğitirseniz, çok mutlu oluyorlar. Yani bu teknolojiye açık bir şirket olmasak, uluslararası küresel bir şirket olmasak, yabancı ortaklarımız olmasa bu yetenekleri tutamazsınız. Yani kalkıyor bir sabah Paris'e toplantıya gidiyor. Paris'ten kalkıyor New York'a toplantıya gidiyor. Bunlar çok hoşlarına gidiyor gençlerin.
Yani ve siz de bu yolları açıyorsunuz onlara. Yani bir şirketsel avantajımız var. Bir de normal bu şirketin yönetim tarzında onları motive eden bir anlayışımız, yetenekleri kaybetmememizi sağlıyor. Ama bir de şu var tabii, öyle bir oluyor ki 2-3 yetenek aynı yerde yükselmeye başlıyor. Bir tanesi bir cam tavan hissediyor. Yani yukarıyı görüyor, aynı yaştalar, aynı şey grubundalar. Bana burada fazla ekmek yok gibi düşünüp kayıp ettiklerimiz olabiliyor. Ona çok üzülüyoruz tabii ki. Sari Bey, çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Vaktimiz olsa devam ederdik ama güzel bir başlangıç oldu. Teşekkürler, görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar, sevgiler, sağ olun. Evet, tekrar merhabalar. Sani Bey ile güzel bir sohbet oldu tahmin ediyorum. Ben çok yararlandım. Sizler de yararlanmışsınızdır. Şimdi ikinci konuğumuzla devam ediyoruz. Nikos. Hi Nikos. Hi, how are you? Fine, thank you. Nikos Purpose kitabının yazarı, amaç, anlam diye çevirebilir sevgili izleyiciler. Bu bölümde amacı olan şirketler, amacı olan şirketlerde çalışan insanlar, insan kaynaklarını konuşacağız. Hızlıca 15 dakika gibi vaktimiz var. Nikos'la başlamak istiyorum. Nikos, you have a book named Purpose. Yes, Purpose. Yellow book. Yes. Would you share with us your main messages with your book? What's the purpose? What's the meaning of purpose of the core company? Succinctly put, there are three messages. Yes. First of all, the first message is the importance of purpose. And purpose is a very important concept for four reasons. When we understand, when we talk about business success, achievement, take the story of Bechby Koch, for instance, we always focus on what the person had in mind for the long term. We don't focus on whether he or she wanted to make money or was happy or worked hard, but we were focusing on what he or she was trying to be remembered as. Second reason is that purpose, which people understand under different names, is the main source of morale and of human energy in an organization. Yes. The third reason, and I understood this after long years as strategy consultant, is after the teams of consultants would leave, the CEO would always close the door and say, Nico, why are we doing all these things? Suddenly the discussion would migrate from the how, which is strategy, to the why, which is the base of strategy, the aspiration of strategy, which is purpose. Purpose is what real people, founders and CEOs, really worry about, although they don't use this word all the time.
And the fourth reason, which is very, very important and escapes most people, is the importance of purpose on the financial performance of the firm. See, I'm an Aristotelian, so I believe everything can be measured. But this does not mean that we are measuring today the important things. Purpose is the most important asset of a company. And it is an asset that has not been measured and appreciated. But we know, for instance, that companies that people like to work for because they acknowledge that they have a purpose have much better financial results, or double as good as companies that are not popular with people. Okay. The problem that we have with in today's world is that we are too much focused on the short term, although the virus woke us up a little bit, and we don't measure the intangible assets of the firms, which is the biggest part of the assets of the firm. So these are the four reasons why purpose is important. It is the base of a story of any achievement. It is the basis, it is the source of energy, human energy in the firm, and the base of morale. It's what CEOs and important founders want to talk about. And it is creating more value than anything else, which is reflected in the perpetuity aspect of the valuation of every firm. Now, the other two messages of the book are what purpose is and what purpose is not. Here I will be brief because I can talk about this all day. Purpose is the source, the only source of the enduring, lasting advantage. We have operational advantage, we have competitive advantage, and beyond that, we have lasting advantage, something that makes a firm last, endure, become an institution. Purpose is not the objective, an objective. Purpose and objective are not the same thing. If you want, objective is the next bus stop. Purpose is the destination. Purpose is moral or is not purpose at all, because you need support for a company by many constituencies in the long term for the company purpose. And unless the purpose has a moral foundation, this support will not be forthcoming. I hope I didn't tell you too much, but you asked for it. Yeah, thank you very much. We live in COVID area. Is it important than before working for a company with purpose? In the COVID area? Yeah. Okay. Well, look, I'm not the father of purpose. Aristotle was the father of purpose. Yeah. This is an ancestor of mine. But I am the godfather of purpose because before I wrote this book in 2006, purpose was not part of the business literature. And as everybody who has invented a hammer, I'm tempted to see the world as a nail. But hopefully I'm old enough not to have this value. So I don't think the virus came to reveal the importance of purpose. It happened. However, there are two messages that the virus gave us that are pertinent. First of all, physical distancing, and I like to talk about physical distancing, not social distancing. I think it is a very bad word, social distancing. Physical distancing is an exercise in purpose-led action, because purpose-led action is about doing well and doing good by the same action, at the same time. So when I like you very much, but when I don't hug you next time we see each other, I am protecting you from getting my virus, but at the same time, helping myself, doing well, because I increase the probabilities that I might find a hospital bed if I need it. So it is a godsend, if you want, opportunity to shift our mental framework
and to practice how to do well and do good with the same actions. Second, a big relationship between the current situation and purpose is that many people were misquoting Milton Friedman for many years. I did not work for Milton Friedman, who, as you know, got the second Nobel Prize in economics, but I was very close and I worked with an assistant to James Buchanan, who was his best friend, and got the third prize in Nobel Prize in economics. These people never meant that a corporation is only meant to increase shareholder value, but that's how they were interpreted by many. I think what happened with the virus proves beyond any doubt that when we have a crisis, a moment of crisis, and the word crisis comes from Greek and means judgment, there are things that are more important than profits. Not that anybody is against profits. I'm the last person to claim that there's an antagonism between purpose and profits. On the contrary, but companies worry about and have to worry about other things more than profits at some times, like safety of people. Lives. Life is more important than profit. I think Milton Friedman and James Buchanan would be very pissed if they knew, and I'm sure they know, that some people attributed to them other contrary opinions. Okay? So COVID forced us to put things in perspective about profits, in perspective, not to be anti-profit, for God's sake. Profit is the energy of the free economy, and also to practice purpose-led behavior. And I think this is the kind of behavior that we will need in the future. And all these people that are demonstrating, and of course, demonstrations are not known for intellectual clarity, that's what they are asking for. They're asking for a new kind of mentality and approach and behavior, which implies that we do good and do well by the same actions every day. Thank you, Nikos. My final question. There are two sides of company world, business world, young human resource, young talents, and companies and the leaders. What kind of things young talents or people of companies demand for their companies, their leaders? Demands of the people from their company. Again, I don't understand the English. Help me again. Demands of young people. Very good. Look, life is changing, but it's not changing totally as people believe. I think today's employee wants very much everything, the same things as his father and grandfather, or mother and grandmother. Learning experience, good money, good prospects, to work for a company that is good and is seen as good, and prospects for development and growth. That's the bottom line. That's the basis of the cake. Today, we have two different things. First of all, we have to understand that human resources cannot be managed the same way in all companies, irrespective of their purpose. The way you manage human resources in a sweat family in Hong Kong, or even in a company in Turkey that is producing tomato paste, is not the same as you manage the employees of Google. Purpose is very important for morale, but the way you manage morale depends on which of the four purposes you have adopted, which is a technical discussion I can have offline with anybody who wants to contact me at Nikos
as nikos@nikos.com. So even the other thing is, today people are asking to work from home, to go get have lifelong training, etc., etc. In other words, as an economist now, I'm telling you, they're asking to have options. And here's the crux of the matter. And when I say this, a lot of chief HR officers in the United States like it. HR now, human resource management, is becoming a partner, strategic partner of the CEO, because they're in charge of managing a lot of options. There is no free option in the world. If you want to work out of home and work out of the office when you want it, somebody will have to pay for it. How the company manages these requests and these requirements is going to increase its liabilities, and therefore the human resource managers have to find a way for this investment to pay back. It is not obvious. One cannot do good and do well all the time by just doing good, to be realistic. Am I clear? Thank you, Nikos. Thank you for joining us. Hope to see you in near future, in Istanbul or Aten. Thank you. Evet, Nikos'a teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada oturumumuz var. Arkadaşlarımdan rica edeyim, oturumumuz için konuşmacılarımızı ekrana alalım. Alabiliyor muyuz arkadaşlar? Evet, benim sesim ekranda. Tamam. Ben zamandan da kazanmak için konuşmacılarımızı bahsedeyim. Açılışta bahsetmiştim. Pınar Anapa hanımefendi, Akbank İnsan ve Kültür'den sorumlu genel müdür yardımcısı. Leyal Eskin Yılmaz, Ünlever Bölge Yönetim Kurulu üyesi. Leyal Hanım geldi. Leyal Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tam sizi anlatıyordum. Ünlever Bölge Yönetim Kurulu üyesisiniz. Pınar Hanım bağlandı. Şimdi Murat'ı bekliyoruz. Merhabalar. Murat Yeşildere, Egon Zender geliyor. Evet, M.Y.'yi ekranda gördük. Murat Yeşildere geldi. Yeni dönem, sakallarınız olmuş Murat biraz. Evet, başlayalım. Evet, tekrar merhabalar. Yeni bir oturumla beraberiz. Açılışta da bahsetmiştim. Hızlıca konuşmacılarımızdan bahsedeyim. Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Leyal Eskin Yılmaz, Ünlever Bölge Yönetim Kurulu üyesi, Murat Yeşildere, Egon Zender, Türkiye CEO'su. Hızlıca başlayalım. İnsan ve kültürü konuşacağız. Bütün konuşmacılarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Oturumumuza arada sorular gelirse, vaktimiz olursa izleyicilerden de sorular alacağım. Ama Salih Bey'e ve Nikos'a vaktimiz yetmedi, soruları ekleyemedim. Şimdi izin verirseniz Pınar Hanım'la başlayayım. Sevgili Pınar Hanım, açılışta da konuşmuştuk. İnsan kaynaklarından sorumlu genel müdür yardımcılarına, genellikle insan kaynaklarından sorumlu direktör, efendime söyleyeyim, ona benzer iş kültürü gibi tanımlar kullanırız. Siz ilk defa insan ve kültür tanımını kullanmışsınız pozisyonunuzda. Buna neden gerek duydunuz? Ne zaman başladı? Teşekkürler Rauf Bey. Aslında bunu ben bizim kendi dijital dönüşüm yolculuğumuzla birlikte anlatmak isterim. Genelde bu tarz dönüşümler teknoloji ekseninden ve buradaki gelişmeler üzerinden konuşulur. Ama biz Akbank olarak bu dönüşümlerin doğru şekilde yapılabilmesi ve bunun yönetilebilmesinin temelinin değişimi talep eden bir kültür ve insan olduğunu düşünüyoruz. Bunun aynı zamanda büyümeyi hızlandırıcı da bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce çıktığımız dönüşüm yolculuğumuzun da merkezine insanı koyduk.
Bütün bu teknolojileri iş modelimize entegre ederken, yeni teknolojileri tasarlarken, bunlara odaklanırken insan ve kültürün bütün bu dönüşümün merkezinde olması gerektiğine en başından beri inandık. Bizce işin geleceği, başlangıçta da söylemiştim, insanda saklı. İnsanın içindeki potansiyeli, hazineyi ortaya çıkarmak, güçlü ve değişimi kucaklayan bir kurum kültürü kurum kültürüyle bunu harmanlamak, önümüzdeki dönemde tüm şirketlerin, liderlerin ve İK profesyonellerinin en önemli konularından biri olacak. Biz de bu misyonumuzu ismimize de yansıtmak istedik ve insan kaynakları olan ismimizi geçen sene sonunda insan ve kültür olarak değiştirdik. Çünkü en başından beri inandığımız şey insan ve onu destekleyen bir kültür olmazsa herhangi bir gelişimin tek başına teknolojiyle olamayacağı, bunun yeterli olmayacağı yönündendi. O yüzden de ismimizi bu şeyde de değiştirdik. Peki, çok teşekkürler. İkinci bölümde diğer sorumla devam edeyim. Devamla Leyal Hanım'a sormak istiyorum. Ünlü ve Bölge Yönetim Kurulu Üyesi. Sevgili Leyal Hanım, siz biraz Unilever'deki insan kaynakları kültürünü, son dönemde alınan, ortaya çıkan, yapılan değişimleri bize biraz anlatır mısınız? Evet, memnuniyetle. Öncelikle bu Unilever sürdürülebilirlik ve amaç odaklılık konularında çok uzun süredir çalışıyor. Bütün politikalarını zaten iç işleyişlerini buna göre yapıyor. Bununla ilgili hedefler koyuyor. Hedeflerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Çok uzun bir süredir diyorum. Ne demek istiyorum? Aslında geçtiğimiz ay Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'nın sonuçlarını açıkladı. 10 yıllık. Ve 10 yıl önce gerçekten çok şirketin konuştuğu konular değildi bunlar. Biraz erken başlamanın, o günlerden bugünler için hedefler koymanın bugün meyvelerini topluyoruz. Hem kültürümüzde hem işleyişimizde. Ama tabii ki hala çok kararlılıkla ve çok tutarlılıkla devam etmeniz gerekiyor. İnsan kaynakları kültürüne ve stratejisine gelince de açıkçası o bizim iş stratejimizin bir parçası. Unilever'in üç ayaklı bir stratejisi var. Ve diyor ki eğer markalarınız amaç odaklı değilse büyümeyi unutun. Eğer insanlarınız amaç odaklı değilse gelişimi unutun. Ve eğer şirketiniz amaç odaklı değilse o şirketin ayakta kalması hayalini bir kenara bırakın. Aslında böyle yaparak insanı biraz daha stratejinin ana ayaklarından biri olarak konumlayarak da aslında insan kaynakları stratejisini iş stratejisinin içinde barındırıyor. Unilever'de amaç odaklı, dediğim gibi her şeyde olduğu gibi ve geleceğe uygun ve geleceğin dünyasında ayakta kalabilecek liderler yaratmaya çalışıyor. Tabii ki bu böyle söylemesi kolay, yapması o kadar da kolay bir şey değil ve kültürü değiştirmeden yapılabilecek bir şey de değil. Kültürü değiştirirken de eski alışılagelmiş ve modası geçmiş bütün güç yapılarını bir şekilde bırakmanız gerekiyor. Yeni gücü tekrar tanımlamanız gerekiyor. Unilever'de bunu biraz hiyerarşik yapıların yok olduğu, bunun yerine kapsayıcılığın geldiği, siloların gittiği, yerine daha yatay, uçtan uca dediğimiz daha yatay yapıların geldiği, şeffaflığın, paylaşımın ve belki de en önemlisi hem tüketicilere konuşurken hem de içeride şirkette çalışanlara konuşulurken yapılanla söylenen arasındaki boşlukların kapandığı bir yeni kültürü zorunlu kılıyor. Bizim içinden geçtiğimiz dönüşüm de böyle bir değişim. Çok teşekkürler. Sevgili Murat Yeşildere, iki şirketin banka, Akbank önüne verildiğindedik. Senin gördüğün kadarıyla şirketler ve çalışanlar için amaç, değerleri de dahil ederek nasıl bir gelecek düşünüyorsun, görüyorsun? Teşekkürler Rauf. Aslında benden önce, bizden önce konuşan konuşmacılar da çok güzel değindiler. Bir veri vererek başlayayım. Edelman İletişim Firması'nın 2018 yılında yaptığı bir araştırma var. Ve o araştırmanın sonuçlarına göre toplumsal problemlerin çözümünde %76 oranında artık kurumları, özellikle de kurumların liderlerini sorumlu tutuyor. Yani başka bir de işte eskiden hükümetlere veya devlet başkanlarına verilen bu sorumluluk artık kurumsal şirketlerde kurumsal liderlere verilmiş durumda.
Benden hemen önce konuşan Leal'in Unilever'deki bir önceki CEO'su Paul Polman aslında o aktivizmin şirketlerin içine girmesini ve CEO'ların da daha vokal olmasını ve toplumun sıkıntılarını, problemlerine sadece bir sosyal sorumluluk olarak değil, gerçekten köküne inerek çözmeye yönelik bir takım şeylerin yapılmasının önemli olduğunu ilk dile getiren iş insanlarından bir tanesi oldu. Ve bu amaç konusu veya ben buna bazen anlam, mana da diyorum, giderek evet, kurumların içinde çalışanların da o kuruma olan bağlılığını etkileyen unsurlardan bir tanesi haline geliyor. Dolayısıyla da paylaşılan amaçların arkasından çalışanlar gitmeyi tercih ediyorlar. O yüzden de bu Nikos'un bahsettiği amaç, purpose konusunun giderek bu işin odağında oturması konusu, bu yaşadığımız dönemin içindeki bence en önemli öğretilerden bir tanesi. Tekrar ediyorum, yapılan çalışma 2018, yani Covid'le ilgisi yok bunun. 3-4 yıldır, hatta Paul Polman'ı düşünürsek, Leal'in de söylediği gibi neredeyse son 10 yıldır bir değişime işaret ediyor. Ama bu son 3-4 ayda yaşadıklarımız aslında bu konunun daha da gündemimize gelmesine sebep oldu. Ben bunun bir öncelikle altını çizmek istiyorum. İkincisi, biraz evvel Sani Bey, Sani abi çok güzel ifade etti. Türkiye'yi düşünün, yaşamadığımız kriz kalmadı bizim. Ama böyle bir krizle karşı karşıya kaldığımızda bir anda paralize olduk. Paralize olmamızın sebebi aslında o travmanın yarattığı şekilde biz bunu nasıl çözeriz'in cevabının kimsede olmamasıydı. Ve o en büyük liderlerde bile olmasıydı. İş hayatında da, kamu yöneticisi olanlar içinde de. Bu da aslında eskiden bizim o çok alışık olduğumuz yenilmez, yıkılmaz, her şeyin cevabı olan liderler döneminden de yavaş yavaş çıkıyoruz. Biraz evvel Sani Hanım bahsettiği gibi şefkatle dokunan ve beraber bunu çözeceğiz, içinde beraber çıkacağız diyen liderler ve bunun içinde de onlarla paralel hareket eden, o çözümün parçası olan çalışanların olacağı bir ortama doğru gidiyoruz. Leal'in biraz evvel bahsettiği o piramit, hiyerarşik yapılardan çıkış önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak. Dolayısıyla bunun da gene önemli unsurlardan bir tanesi olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Pınar Hanım'la devam edelim. Pınar Hanım, bu hem bu anlam ve değerler konusunu da dahil ederek hem de Akbank'taki dönüşümü ve biraz daha bizimle paylaşır mısınız? Nasıl bir dönüşüm var? Nasıl bir iş, gelecek çalışma ortamı hedefliyorsunuz? Sesiniz kapalı galiba. Murat Bey'in de bahsettiği anlamdan yola çıkarak devam etmek istiyorum. Aslında hepimizin ihtiyaçları ortak. Anlam duygusu, ortak bir amaç, bizi bu amaçlara götürecek liderler, sürekli gelişime imkan vereceğimiz bir ortam. Yani yaşımız kaç olursa olsun, nerelerde çalışmış olursak olalım, deneyimimiz ne olursa olsun hepimizin bu ihtiyaçları ortak ve bunlar gittikçe daha da fazla ön plana çıkıyor. Çok uzun zamandır anlam ve amacı konuşuyorduk ama şu son birkaç ayda bunun önemini iliklerimize kadar hissettik. Onu söyleyebilirim. Şimdi bunlardan yola çıkarsanız aslında Akbank'ta neler yapıyoruz? Şimdi sürekli gelişime imkan bulabileceğimiz bir ortam ve belirsizliklerle başa çıkabileceğimiz gerekli yetkinliklerle, yani o dirayetli duruşu sağlayabileceğimiz gerekli yetkinliklerle, becerilerle donanmak önemli. Bir yandan da teknolojik gelişmeler de geliyor. Onları da anlamak ve onları işimize entegre edebilmek de önemli. Peki biz Akbank'ta neler yapıyoruz? Öncelikle iki tane ana gelişim programı hazırladık. Bir tanesi geleceğe hazırız. Bu teknolojik becerilerimizi geliştirmeye yönelik programlar. İleri analitik, işte yapay zeka, tasarım odaklı düşünme. Bunlar bizim şu an gündemimizde olan beceriler ve en azından öngörülebilir gelecekte de gündemimizde olacak olan beceriler. Öncelikle bunu kazanmak için, buralarda kendimizi geliştirmek için kapsamlı bir gelişim programı yaptık. Bunun ilk modülü geleceğe giriş. Burada tüm Akbank'ları bu programa dahil ediyoruz. İnovasyon, yapay zeka, tasarım, bunları konuşuyoruz ve ortak bir dil oluşturmaya çalışıyoruz. Daha sonra burada daha detay beceri merkezlerimize girip buradaki yetkinliklerimizi daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu teknolojik kısmı. Dijital kısmı. İkinci kısımda daha sosyal dediğimiz kısmımız, işte bu esneklik, çeviklik, o bize belirsizliklerle başa çıkmayı sağlayacak yetkinlikleri kazandıracak program. Buna da geleceğin aynası Akbank'lı diyoruz. Biz yaklaşık 13 bin kişilik bir aileyiz. 13 bin Akbank'lının katıldığı bir program bu. Yetkinlik gelişim programı diye isimlendirdik ve her bir Akbank'lının güçlü ve gelişime açık yönleri üzerinden gene her bir Akbank'lıya özel kişisel gelişim planları hazırlayıp onları oraya hazırlamaya çalışıyoruz. Bu
bu dönemde yine bu programlarımızın oldukça faydasını gördük. Ama şimdi bir yandan da o şey karışık, işte e-mailler, telefonlar, projeler, tarihler, belirsizlikler, bunlar aslında bir yandan da yıpratıcı. Onun için iyi bir sen diye de bir program başlattık. Burada iyi olma halimiz, yani birlikte iyi olma, birlikte öğrenme, birlikte olmaktan memnuniyet duyma, onunla ilgili bir programımız. Burada da çok farklı aktivitelerimiz, etkinliklerimiz var. Şöyle söyleyebilirim, merkeze insanı koyduğunuzda aslında tüm çalışmalarınız da, tüm politikalarınız da, stratejileriniz de buna göre şekilleniyor, bunun üzerinden gidiyor. Bir yandan da gene Murat Bey'in söylediğinden yola çıkarak aslında şirketlerin özellikle ekosistemlerini korumak konusundaki şeyleri de artıyor, sorumlulukları da artıyor. Bunun için aslında yaptığımız işin sosyal etkilerine de bakmamız gerekiyor. Ve Akbankalar olarak biz hani bu tarz çalışmaların içerisinde olmaktan da çok büyük keyif alıyoruz. Bir yandan da bütün çalışmalarımızın, stratejilerimiz içinde bu sosyal etki kısmını da dahil etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Bir izleyici sorusunu size, sonra da diğer konuşmacılara da ileteyim. Siz Sanevi'yi izlediniz sanıyorum. Üç tip insan kaynağını üçe ayırmıştır. Altın yakalı, kızıl derli ve A tipi. Siz Akbank'ta böyle olmayabilir ama bir sınıflandırma yapıyor musunuz çalışanlar için? Rauf Bey, biz bütün sınıflandırmaları kaldırdık. İşte biraz önce işte jenerasyonlar, X, Y, Z'ler çalıştığı işe göre sınıflandırmalar, bunların hiçbiri bizde yok. Çünkü bugün yaptığınız iş değil, gelecekte yapacağınız iş de çok önemli. Onun için biz bütün programları bu kadar kapsamlı yapıyoruz. Yani herkesi dahil ediyoruz ve birlikte gelişebileceğimize inanıyoruz. Onun için açıkçası bu şeyleri kaldırdık diyebilirim. Her türlü sınıflandırmayı. Sadi Bey'in şeyini çok dinleyemedim. Öbür tarafta bekliyordum ama eminim. Şöyle öyle söyleyebilirim yani. Tamam. Teşekkürler. Leyan Hanım, sizinle devam edelim. Gelecek değerlerden, kültürden bahsettik. Bir de çalışan tarafı var. Liderler var ve şirketin yönetim kurulu var. Ben çalışanlar tarafından sormak istiyorum. Çalışanlar nasıl bir şirket istiyorlar, ne talep ediyorlar? Sizin gibi global şirketten neler dikkatinizi çekiyor? Evet, yani her karşılıklı tabii talepler var. Bizim şirketin çalışanlardan beklentileri var. Bizim çalışanlar olarak şirketten beklentimiz var. Galiba asıl sihir ikisinin bu beklentileri birlikte karşılayabilmesinden evet. Geçiyor. Gelecekle ilgili çok konuşuyoruz. Gelecek nasıl olacak? Tabii ki bir sürü yani tahmin ettiğimiz şey var. İşte yapay zeka dedik, robotlar dedik. Ya da işte insanların beklentileri değişiyor dedik. Toplumlar yaşlanıyor. Bir sürü öngörümüz var ama aslında şu da var ki biz ne olacağını da aslında hiçbirimiz bilmiyoruz. Biraz önce bu COVID salgının etkilerinden de bahsettik. Kimisine göre 3 ayda 10 yıl, kimisine göre 30 yıllık bir değişim geçirdik. Zaten hızlıydı değişim. Şimdi galiba değişim de sürekliydi. Şimdi biraz daha etkisinin ne kadar büyük olabileceğini ve aslında geleceğin de ne kadar bilinmez olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Burada aslında neler yapıyoruz? Tabii ki yapmaya başlamıştık ama bize bu salgının gösterdiği çok daha hızlı, çok daha çevik, çok daha farklı bakmamız gerektiği. Yapılan bir sürü şey var bugüne kadar. Mesela benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi dedik ya, işler değişecek. Şu anda çok revaçta olan bir takım beceriler artık gereksiz olacak ve yeni beceriler gerekecek. Bu buna hazırlamak insanları herhalde en büyük beklentisi çalışanların. Bu konuda yapılan güzel işler var. Mesela biraz önce ekosistem dedi Pınar Hanım. Bu çok önemli çünkü sizin tek başınıza geleceğe hazır olmanız da yetmiyor. Aslında sizinle birlikte bütün ekosisteminizin de hazır olması gerekiyor. O yüzden de böyle ben işte o kapsayıcı olmak aslında sadece şirket çalışanlarını bile değil, birlikte çalıştığınız herkesi de aynı yere getirmekle ilgili. Mesela bizde çok güzel bir uygulama var, çok beğendiğim. Şirketler arası yetenek değiş tokuşları. Sizden daha ileride olanlar olabiliyor başka şirketlerde ve o becerilere oraya gittiğinizde daha hızlı sahip olabiliyorsunuz. Bu son yıllarda yaptığımız güzel şeylerden bir tanesi. Ya da tabii uluslararası bir şirket ve
bazı beceriler bazı coğrafyalarda daha hızlı gelişmiş durumda. O yüzden siz yeteneklerinizi o coğrafyalara yollayıp hızlıca o gelişime sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki yine dijitalden bahsetmeden olmaz. O artık gelecek değil, aslında şimdi. Biz de son 2 yıl içerisinde gerçekten bunda bu konuda elimizden geldiğince ilerlemeye çalışıyoruz. Şu anda tedarik zinciri ve pazarlamanın altında 2 yapı tamamen dijital yapılara geçti. İnsan kaynakları da elbette. Bütün eskiden çok daha manuel yapılan her şey yapay zeka sayesinde, kendi içimizdeki arama optimizasyonları sayesinde birazcık daha insandan daha makinalara geçmiş durumda. Ama bu demek değil ki o insanlar işlerini kaybettiler. O insanların da iş tanımları tamamen değişiyor ve daha değer katabilecekleri işlere doğru yeni beceriler alarak yönlendirilmelerini sağlıyoruz. Tabii ki çevik organizasyonlar da son zamanda çok konuştuğumuz konular. Şu anda insan kaynakları ve dijital pazarlama tamamen bu yapılara geçmiş durumda. Kolay değil, hep birlikte değişiyoruz, çok şey değişiyor. Ama biraz önce söylediğim gibi en önemlisi de kültürü değiştirmeden yapıyı istediğiniz kadar değiştirin, hiç sonuç alamıyorsunuz. O yüzden biraz önce söylediğim işte transparan, hiyerarşik olmayan ve kapsayıcı bir kültür yaratmak herhalde ve bu kültür içinde yaşamak çalışanlarımızın da en büyük beklentisi. Bir izleyici sorusu gelmiş. Bu yetenek değiş tokuşuyla alakalı. Kısaca açmak için, bunu Türkiye'de yapıyor musunuz? Yapıyoruz, evet. Ünlülerin aile şirketleri içinde mi? Örnek olarak evet. Akbank, Sabancı Holding, Koç Holding gibi şirketlerle mi? Evet, mesela çok yakında ekibimde olan bir arkadaşım için örnek verebilirim. Mesela Getir, bildiğiniz gibi böyle bizden bambaşka ve hiçbir şekilde bir organik bağımız yok bizim Unilever olarak. Getir'den bazı yetenekler bize geliyor. Bizden Getir'e gidiyor. Bir süre çalışıp tekrar şirketlerimize geri dönüyoruz. Ve o insanlar hakikaten o alanda birden çok güzel şeyler yaratmaya başlıyorlar. Her iki tarafta da ve her iki tarafa da faydalı olan bir değiş tokuş. Çok teşekkürler. Murat Yeşildere'ye dönmek istiyorum. Değiş tokuşa kısaca senin görüşünü de alayım. Değiş tokuşu nasıl buluyorsun Murat Yeşildere? Yetenek değiş tokuşunu. Yaygın mıdır dünyada bildiğin kadarıyla? Harika buluyorum. Bir kere yani hatta etkinlik biter bitmez Leyla'yı arayıp daha detaylarını öğrenmek üzere notumu da aldım. Bence çok çok önemli ve çok değerli. Ama şunu söylememiz lazım. Bizim kültürümüz aslına bakarsanız bu tip şeylere çok alışık bir kültür değil. Biz yönetim kurulunda dahi başka şirketlerde çalışan insanları yönetim kurullarına almayı tereddütle karşılayan bir kültürün içinde, iş kültürünün içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla da bu aslında kişilerin gelişimi açısından da, kurumlara katkıları açısından da çok önemli bir adım. Ve umarım da yaygınlaşır. Çok kolay olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'de bununla ilgili en yakın benim aklıma gelen örnek 90'lı yılların ikinci yarısı ve 2000'li yılların başında özellikle sivil toplum içinde büyük kurumsal şirketler sivil topluma liderlerini bu anlamda yolluyorlardı. Bir süre orada sorumluluk alıyordu. 1-2 yıl. Bir anlamda o değiş tokuş değil de bir kiralama gibi oluyordu. Ve ondan sonra da tekrar geri gelip kurumsal hayatta devam ediyordu o kişiler. Bu bile büyük bir nefes getiriyordu onların hayatına. Onun için de Unilever'i ben tebrik ediyorum ve dediğim gibi ben detayını öğrenmeyi isterim. Türk pazarı için çok değerli bir efor. Peki, evet gerçekten enteresan ve değerli bir uygulama. Çalışanlara geçelim, insanlara, kültürleri konuştuk. Çalışanlar şirketlerde ne istiyorlar? Son dönemde ciddi değişimler var mı bu taleplerinde? 1 numara para, 2 numara terfi gibi mi gider? Senin gözlemlerin nedir? Şöyle Rauf, bizim daha çok işbirliği içinde olduğumuz kesim kurumlarda karar noktasında olan yönetici kesimi ve onlarla daha fazla etkileşim içindeyiz. Dolayısıyla onların bu anlamdaki beklentilerini, düşüncelerini veya eğilimlerini daha iyi gözlemleme şansına sahibim. Oraya baktığımda da aslında sanılanın aksine para o sıralamada ilk 3'te veya 4'te çoğu zaman yer almıyor. Ve burada da enteresan, senin sorunun içindeki aslında bence gizli kısımda şu, bu geçtiğimiz 3-4 aylık kısım yaşadıklarımız
bu anlamda çalışanların, profesyonellerin kendi hayatlarını ve iş yapma şekillerini de sorgulamalarına sebep oldu. Yani eskiden olduğu gibi Kurtköy'de oturup da Ataköy'de çalışacak bir yapıyı mı istiyorum insanlar, 2 saat, 2,5 saati trafikte harcamak mı istiyorum insanlar sorgulamaya başladılar. Dolayısıyla da bu anlamda yeni dönemde ciddi bir zihinsel değişimi ve bunun da iş hayatına yansıyacak bir şeyini dalgalanmasını görüyor olacağız. Burada da demin konuştuklarımızdan yola çıkarak söylüyorum. Ben hala manayı, amacı ve onun örtüşmesini yukarıdaki ilk 2-3 sıradan bir tanesine koyarım. Paradan çok daha önemli olduğu düşüncesindeyim. Biraz önce Nikos güzel bir şey söyledi. Hatta not olarak aldım. Life is more important than profits dedi. Hayat karlardan, paradan çok daha önemli. Ve sadece hayatı da bu son 3-4 ayda yaşadığımız gibi yaşamak, yaşamamak anlamında değil. Hayatı doya doya yaşamak, doyasıya yaşamak, keyif alarak yaşamak noktasında insanların beklentileri ciddi olarak değişti. Burada da şöyle bir altını çizmek istediğim nokta var. Kültürleri konuşuyoruz ama kültürle insanı veya çalışanı ayrıştırmak da mümkün değil. Aslında kültürü oluşturan çalışan, o şirketteki kurumlar, yani yukarıdan aşağıya biz böyle bir kültür olacağız diye ne kadar empoze ederse etsin şirketler, içerideki insan grubunun neleri yansıttığı, reflekslerin ne olduğu o kültürü belirliyor. Yönetim kurulunda belirlenmiyor kültür. Kültür yönetim kurulunda belirlenen ancak içeri alınacak insanların profilleri veya eğilimleriyle ilgili. Kültürü belirleyen içeride çalışan insanlar. Dolayısıyla bir tanesi bence çalışma, yaşamayla ilgili kısım. Çalışanların beklentileri ve bunun da manayla örtüşüyor olması diye düşünüyorum. Biz yönetici kısmında atamalar yaparken giderek daha fazla iş yerinin nerede olduğu sorusunu almaya başladık. Dolayısıyla İstanbul'un büyük metropollerde önümüzdeki dönemde bunun büyük bir önem kazanacağını düşünüyorum. Başka bir unsur daha söyleyeyim. Geçtiğimiz haftalar içinde webinarlardan bir tanesinde Finans Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Şahinbaş'tan duyduğum bir şey. Dedi ki bizim kurumumuzda genel müdürlük binasında 8. 9. katın üzerinde insanlar çalışmak istemiyorlar artık. Asansör kullanmak istemiyorlar. Merdivenle çıkabilecekleri yerlerde çalışıyorlar. Şimdi önümüzdeki dönemde bu dev plazaları, metropollerdeki yapıları ne yapacağız? Bunu sorguluyor olmamız lazım. Financial Times'ta 1,5 ay önce Barclays'in CEO'su biz artık 7000 kişilik plazalarla şehir merkezinde olmak istemiyoruz diye bir açıklama yaptı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iş yapış tarzı kadar insanların çalışmak istedikleri ortamla ilgili beklentiler de büyük bir önem kazanacak. Covid'i burada biraz önce galiba Leal söyledi. Covid önemli unsurlardan bir tanesi ama Covid bir katalist, bir tetikleyici. Aslında bir takım şeyleri hızlandırdı. Ama zaten o değişim devam ediyordu. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle bugün burada yaptığımız şekilde önümüzdeki dönemde esnek çalışmanın çok farklı yöntemlerini iş hayatının içinde görmeye başlayacağız. Bu da gene acaba ofislere ihtiyacımız olacak mı sorusunu beraberinde getirecek. Bu kadar büyük ofislere, bu kadar merkezi yerlerde. Dolayısıyla bunların hepsi aslında senin soruna geri dönerek söylüyorum. Çalışanların önümüzdeki dönemdeki beklentileriyle bağlantılı ve inan para 3-4 başlık içinde yer almıyor. Çok teşekkürler. Burada biraz da Fast Company'den bahsedeyim bir dakika. Sevgili Murat, Haziran sayısında Türkiye'de ilk defa belki senden de bilgi istedik, hatırlamıyorum. Aktivist CEO, aktivist lider araştırması yayınladık. Yani konuşan, ses veren, sorunlara inen liderler. Ağustos sayısında da yine Türkiye'de ilk defa Culture 100, Kültür 100 listesi yayınlayacağız. Yani şirketleri en büyük, en karlı, en çok ihracat yapan değil de Amerika'da MIT'nin başlattığı bir araştırmayı biz bir insan büyük bir aynı yöntemle Ağustos ayında yayınlayacağız. Devamında da sonbaharda fiziki ortamda ya da online'da Corporate Culture zirvesi yapacağız. Bu konuştuklarımızın anlamlar, değerler hepsini oralarda katlayacağız. İzleyicilerimizle de paylaşayım. Haziran sayısı piyasada bu konuştuklarımızın bir bölümünü orada bulabilirler diyerek ben Pınar Hanım'a geçeyim. Çok teşekkürler. Sevgili Pınar Hanım. Rauf, çok özür diliyorum. Rica ederim. Çok özür diliyorum. Bir not hızlıca ekleyeceğim söylediğinle bağlantılı, çok da önemli.
bu arada aktivist CEO çalışması için evet ben de görüş verdim ve çok da önemli, çok değerli bir çalışma. Çok teşekkürler. Burada kritik nokta şu, yani COVID'i konuşuyoruz ya, COVID'de 400 bin üzerinde dünyada insan öldü. Her evet. gece dünyada 800 milyon üzerinde insan aç yatağa gidiyor. Her yıl dünyada sadece iklim değişimi nedeniyle 8 milyon insanın öldüğünü biz öngörüyoruz. 8 milyon. 400 bin, 800 milyon. Dolayısıyla bu yaşadığımız parantezi aslında olması gerekenden çok büyütüyoruz. Ve o aktivizm şu anda hayatımız içindeki bir takım unsurlar için geçerli olmak durumunda. Çok tamam. teşekkür ederim. Teşekkürler. Tam aktivist olma zamanı. Pınar Hanım'la devam edelim. Son 15 dakikamız. Pınar Hanım, siz bu değerler, amaçlarla, kültürle dolu dünyaya ne tip yetenekler alıyorsunuz? Şu dönemde tercih ettiğiniz, öne çıkardığınız yetenekler de hangi kriterleri, yetkinlikleri arıyorsunuz? Şimdi biraz önce de aslında konuştuk, hani bir takım işte teknolojik yetkinlikler, sosyal yetkinlikler, birçok kriterim, birçok hani aradığımız şey var. Ama bence bana iki tane şey söyle derseniz, aslında sürekli öğrenmeye ve gelişime açık olmak ve kendini baştan yaratabilmek, multidisipliner olmak derim. Yani şu anda tek bir alanda uzman olmanın yetmediği bir dünyadayız. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Sürekli olarak kendimize yeni bir şeyler katmamız ve yeni alanları öğrenmemiz gerekiyor. Benim hani bütün işe alımlarda baktığım en önemli kriter bu. Bunu açık mı? Kendini baştan yaratabilecek mi? Yeni bir alan için kendini hazırlayabilecek mi? Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Onun dışında tabii ki bizim kültürümüze nasıl uyum sağlayabilecek? O anlamda bizim önceliklendirdiğimiz bir takım şeylerde çalışabilecek mi? Bunlara da bakıyoruz ve bu ikisi üzerinden ilerliyoruz diyebilirim. Peki bu aldığınız yetenekleri ve mevcut insanlar tutmak giderek zorlaşıyor mu? Nasıl tutuyorsunuz? Ya tabii ki belli şeylerde farklılıklar oluyor. Şimdi imkanlar ve olasılıklar da çok çok fazlalaştı. Şimdi bu yeni dönemde uzaktan çalışmanın hayatımıza bu kadar girdiği dönemde bir yandan aslında alternatifler de farklılaştı. Murat Bey çok güzel şekilde sıraladı. Önümüzdeki dönemde aslında insanların neler bekleyebileceğini, bunlar ve bunların üstüne gelebilecek şeyler de var. Bu imkanları sağladınız. Gelişmelerine, onlara destek olduğunuz bir ortam sağladığımız takdirde, o amaç duygusuna, anlam duygusuna da hizmet ettiğiniz takdirde tutundurmak daha kolay oluyor. Ama bunun için de tabii ki çaba sarf etmeniz gerekiyor. Peki. Teşekkürler. Leyla Hanım'a dönmek istiyorum. Siz ne tip yetenekler, yetkinlikler arıyorsunuz bugün ve gelecek için? Evet, o çok şeyden bahsettik. Değişimden bol bol bahsettik. Belirsizlikten bahsettik. Değişim değişiyor. Değişiklikler değişiyor dünyada. Daha böyle ani ve birden yıkıcı etkisi olan değişiklikler beklerken eskiden, şimdi değişim daha devamlı. Ve eskiden böyle değişim yönetimi falan gibi kavramlar vardı hayatımızda. Şimdi onlar hepsi anlamını yitirdi. Çünkü siz değişimi yönetmeye çalışırken o değişik, değişen şey tekrar değişiyor. Bu hakikaten zor ve buna uyum sağlamasını beklediğimiz çalışanlar da, hepimiz birer çalışan olarak, bu hakikaten çok ciddi bir çeviklik istiyor. Yani bizde aynı şekilde çeviklik en önemlilerden bir tanesi, ama hep aynı şeyi konuşuyoruz. Çeviklik hızlı koşmak değil. Hep benim gözüme böyle bir sahne geliyor. Hep de çok da görsel bir insan olduğum için belki de öyle size de anlatsam, en azından kafamdakini daha iyi anlatabilirim. Bu Matrix sahnesi vardır bir tane. Mermilerden kaçma anı ve hakikaten hızlı koşarak değil ama o mermiler gelirken bir başka boyuta geçerek ve öngörüyü bir başka aşamaya getirerek aslında onlardan kaçabiliyorsunuz. Biraz çeviklik böyle bir şey. Çok zor gibi anlattığımın da farkındayım ama beklenti biraz böyle son zamanlarda. Bir de tabii ki dedik ki bazı yetkinlikler ve artık hiç ihtiyaç olmayacak. Hep yeni beklentiler, yeni aslında yetenekler aranacak. Burada da en çok önem verdiğimiz şey, insanlar ne kadar öğrenmeye aç. Ama öğrenmek yetmiyor. Bazen öğrendiğini unutmak çok önemli. Unutabiliyor mu? Çünkü bazen o kadar bildiğimiz
anlamsız oluyor ki onu unutmak gerekiyor. Ya da bazen unuttuğumuzu tekrar öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden öğrenmeye olan sevgi, açlığın da tanımı değişti. Bu yine çok baktığımız şeylerden bir tanesi. Amaç odaklılığı söylemiştim. Münevvere her giren insan önce hayat amacını bulması için çok ciddi atölyeler, günler harcıyor. Çünkü inanıyoruz ki uzun dönemde eğer hayat amacını bu şirkette gerçekleştirebiliyorsa, biraz önce söylediğiniz gibi, aslında o insanı Unilever'de tutmak da daha kolay. Ona sağlayacak aslında ortamı yaratmaya çalışıyoruz. Bir de tabii herhalde bireysel sağlık, mutluluk, esenlik gibi çevriliyor bu well-being konusu. Bu da çok önemli. Yani insanların sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel, duygusal, hatta daha ruhani sağlıklarını aslında nasıl sağlayabiliriz? Hem şirket olarak Unilever bunu nasıl sağlayabilir? Hem de bu konuda güçlü insanlar yaratmak en büyük en çok çaba sarf ettiğimiz şeylerden bir tanesi. Bu çok önemli ve gelecekte daha da önemli olacak. Çünkü bu kadar değişiklik varken sizin aslında çıpanızın sağlam olması birey olarak her zamankinden önemli olacak herhalde. Teşekkürler Murat. Seninle devam edelim. Sen eskiden çok moda olan beyin alıcısısın. Şimdi yetenek alıcısın. Eskiden çok modaydı beyin avcıları falan vesaire. Tabii hala moda ama beyin avcısı biraz daha az kullanılıyor. Yetenek avcısı diyelim. Yetenek avcısı olarak ve üst düzey yerleştirme de yapıyorsun. Geleceğin önemli pozisyonlarına yerleşecek insanlarda hangi yetenekler, hangi yetkinlikler olması gerekecek? Neler söyleyebilirsin? Şöyle, öncelikle belki çok konuştuğumuz bir konu var Rauf, onu altını çizerek başlayayım. O da şu: dünya değişiyor, her şey de bununla birlikte değişecek ve dolayısıyla beklentiler de değişecek. McKinsey bu yılın başında bir çalışma yaptı, bütün ülkeler bazında faaliyette olduğu, Türkiye'yi de içeren bir yetenek haritası çalışması. Onların bulguları bizim bulgularımızla büyük ölçüde örtüşüyor. McKinsey diyor ki bilişsel, sosyal ve teknolojik yetkinliklere sahip insanlara olan talep artmaya devam edecek. Ve bu çalışmanın çok enteresan bir boyutu var. Türkiye'de tüm mesleklere ve beklentilere bakıldığında %2 sadece değişim öngördükleri kısım. Yani şu anda olup da önümüzdeki 5 yıllık perspektifte olmayacağını öngördükleri meslekler ve yetkinlikler, beceri setleri %2 toplamın içinde. Yani çok çok azınlıkta olan kısım. Senin soruna geri gelirsek de aslında çok basite indirgemek istiyorum ve bence basite indirgediğinizde bunu uygulaması çok daha kolay. İyi liderlerde ne arıyoruz? Sonuç odaklı olmasını arıyoruz. Niye? Bugün kendisinden beklenenleri yerine getirmek için. Yani kendisine koyulan hedeflere ulaşması için, hatta bunları aşmak için mücadele etmesi için sonuç odaklı olması şart. Gelecekle ilgili doğru yatırımları yapması ve gelecekte de aynı delivery'yi, sunumu yapmayı başarması için stratejik düşünebilmesi önemli. Yani geleceği pahasına bugünkü şeyleri yapmaması, geleceği de sürekli kafasının içinde düşünmesi, öngörmesi önemli. Üçüncü ve en önemlisi de aslında bugün de son yarım saattir konuştuğumuz şeylerin arkasında şu var: değişime liderlik etmesi lazım. Çalışan makineye sürekli çomak sokması lazım. Daha iyisinin yapılabileceğini sürekli düşünüyor olması lazım. Sani Bey'le konuşurken senin sorduğun sorulardan bir tanesini, o verdiği cevaplardan birisi bence çok önemli. Kelimeyi kullanmadı ama onun etrafında çok güzel bir analiz ve tanımlama yaptı. Bence kelime merak. Meraklı liderlere ihtiyaç var. Sadece yaptığıyla yetinmeyen, sürekli etrafını genişletmeye çalışan ve o etrafını genişletmeye çalışırken de tutkuyla öğrenmeye çalışan liderler önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacak. McKinsey'nin söylediği gibi sosyal yetkinliklere yönelik talep artmaya veya baki kalmaya devam edecek. Yani dolayısıyla biz sadece dijitali anlayan, teknolojik kasları güçlü, robotlarla rekabet edecek liderleri aramıyoruz. Aksine şu anda robotların duygusal zekalarıyla ilgili olarak tartışmalar var. AI'ın bu konuda yapabilecekleriyle ilgili tartışmalar var. Dolayısıyla da biz buna zaten sahip olan insan olarak bunun daha da fazla altını çizmeye devam ediyor olmamız gerekiyor. Bu da doğru bağlantıları kurmakla ancak mümkün olabilecek. Peki, vaktimizi dolduruyoruz. Son varsa
son sözlerinizi atladığınız bir şey varsa onu sormak istiyorum. Pınar Hanım, ekleyeceğiniz son, söylemeden olmaz dediğiniz bir şey varsa paylaşın. Sözümüzde duralım. 11.30'da bitirmiş olalım. Teşekkürler Rauf Bey. Ben bir tek belki Murat Bey'in söylediğine bir de güveni ekleyebilirim. Güven veren liderlere ihtiyacımız var. Onu da hepsini çok güzel söyledi. Belki bir böyle bir ekleme yapabilirim. Çok teşekkür ederim. Benim çok keyif aldığım bir söyleşi oldu. Çok not aldığım, çok öğrendiğim. Çok çok teşekkürler. Ben de bir yandan ekranda not alıyorum. Gerçekten ben de çok yararlandım. Umarım herkes yararlanmıştır. Leyal Hanım, siz son olarak ne söylemek istersiniz? Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de çok faydalandım. Çok teşekkür ederim. Ben de en son bir çalışan olarak kendi, yani hepimiz aynı zamanda çalışan, zamanımızı bir şeylere veren insanlarız. Bu gerçekten amaç odaklılık üzerine çok konuştuk. Finansal şeyler, motivler mi önce geliyor yoksa amaç odaklılık mı diye. Hakikaten ben şahsen çok inanıyorum. Büyümelerden, karlılıklardan çok daha önemli. Fayda sağlayabildiğinizde, bir etki yaratabildiğinizde, hissettiğinizde aldığınız haz başka hiçbir şeyle ölçülmüyor. O yüzden ve böyle yalnız olmadığımı da biliyorum. Bunu hisseden bir sürü insanın her kademede bunu çok iyi hissettiğine inanıyorum. O yüzden doğru yolda buluyorum bütün şirketleri de. Çok teşekkür ederim. Sevgili Murat, sen ekleyeceğin bir şey var mı? Ben sadece dilek ve temenni olarak hem kendinize hem de evrenize iyi bakın diyorum. Sağlıklı günler. Bütün konuşmacılara teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de çok teşekkürler. Mutlaka First Company'nin Haziran sayısını alın. Beğenmeyenlere ücretini iade ediyoruz. Garanti. denemesi bedava. Çok teşekkürler. YouTube kaçıranlar YouTube kanallarımızdan izleyebilirler. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Akbank'a katkıları için çok teşekkür ediyorum. İyi bir hafta sonu şimdiden dileyelim. Herkese, konuşmacılarımıza. Hoşçakalın.
Thank you.